Gözümüzün öndekini göremiyoruz. Sürekli geçmişi düşünüyoruz, geleceği düşünüyoruz. Oraya takılıp kalmışız. Siz de biliyorsunuz ki aslında geçmiş yok. Gelecek de yok. Sadece şu an var. Siz sadece şu an yaşıyorsunuz. Şu an tecrübe ediyorsunuz. Geçmiş de gelecek de sizin beyninizin, zihninizin, egonuzun size oynadığı oyundan ibaret. O kadar. Onun için gelin, olmayan bir geçmiş, hiç olmayacak bir gelecek için şu anınızı yakmayın. Şu anınızı yaşayın. O en huzur mutluluğa erişin. Biz sürekli düşünüyoruz neler olacak, gelecek nasıl olacak, geçmişte şunlar olmuştu, kafama takılıyor sürekli diye. Hatta şu an aklınıza düşünceler de geliyordur sürekli. Ama size bir şey diyeyim mi? O düşünceler de, o geçmiş de, gelecek de gerçek değil. Yok. Kafanızda yarattığınız şeyler. Geçmiş oldu mu? Evet oldu. Gelecek olacak mı? Gelecek aslında her zaman şu an olacak. Aslında gelecek de geçmiş de insan olduğunu objeleştirdiği, isimleştirdiği bir şeyden ibaret. Aslında geçmiş de yok, gelecek de yok. Siz şu an yaşıyorsunuz. Hani diyeceksiniz ki geçmiş geliyor aklıma, o zaman gerçek değil mi? Geçmiş aklına geliyor. Aklında oluyor. Geçmiş geçmişte kaldı, bitti. Gerçekten değer mi o kadar geçmişin yüklerini sırtında taşımaya? Ya da olmayan bir geçmiş için şu anda mahvetmeyi? İşte asıl gerçek de bu. Zihninizin düşündüğü, size getirdi bakın, sizin karar vermediğiniz size getirdi. Korkuları da, düşünceleri de, geçmişte, geleceği de, tüm düşünceleri de zihniniz getiriyor size. Siz karar vermiyorsunuz. Otomatik geliyor. Bu karar verdiğiniz zannettiğiniz bu illüzyonda aslında hiçbir şey karar vermediniz. Bu bedenin içerisinde sadece bir gözlemleyici olarak gelmiş sizler, bizler, hepimiz zaten biriz. Bu illüzyondan çıkmanın vakti değil mi? Çünkü gerçekten gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Kafanızda oluşanlar, sinir, duygular, geçmişler, olmadığınız gelecekler, olmak istediğiniz gelecekler, şu anı görmeyin. Sürekli ya geçmişte ya gelecekte de düşüncelerin içerisinde robot gibi yaşamak. Kendinize eziyet ettirmek, cefa çektirmek. Ben onun için hep diyorum ya, engin huzur mutluluk diğer tarafta değil, cennette değil, cehennemde değil dostlar. Diğer ölünce olmayacak. Siz kendinize çektiriyorsunuz bu cefayı, acıyı. Ne hayat, ne başka biri, ne geçmişiniz, ne geleceğiniz ya da size... Sizin eski travmalarınız, hiçbir şey. Her şeyi siz kendinize yapıyorsunuz. Onun için diyorum, zihninizdeki hiçbir şey gerçek değil. Eğer gerçeği görmek istiyorsan, gerçeği görmen lazım ve onu kabullenmen lazım. Kabullenmek en büyük aşamadır. Ama bazı şeyleri kabullenmeyip hala sorgulamak, geçmişe bakmak ya da şu gününüzün mutluluğunu hissetmek yerine mutluluğu hissedeceğinizi zannettiğiniz o hayat. Kurduğunuz hayal, gelecek veya geçmiş pişmanlıklar mı diyeyim artık, geçmiş yaşantınız. Yani hiçbir şey değiştiremezsiniz. Aklınız size illüzyon oynuyor. Geçmiş bitti. Değiştiremeyeceğiniz bir geçmişi niye yanınıza getiriyorsunuz? Olmuş olmuş bitmiş. Yani gelecek de daha yok. Daha geleceği siz şu an yaratacaksınız. Onun için şu an siz mutlu olmazsanız, siz şu an kendinizi sevmezsiniz. Gelecekte hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü her şey sizsiniz. Gelecek yok, geçmiş yok, hayat yok, senin hayatın yok, geleceğin yok. Her şey sensin. Gelecek de sensin, hayat da sensin. Çünkü her şeyi sen bu gözlerle görüyorsun. Sen karar veriyorsun. Bakış açısı çok önemli. Bakın, hiçbir gelecek, hiçbir düşünce, hiçbir konsept, hiçbir obje, hiçbir duygu sizi gerçeğe yaklaştırmayacak. Sen olduğun gerçeğine veya asıl gerçeğin sen olduğuna yaklaştırmayacak. Çünkü her şey sensin. Bakın, biz bu evrenin bir parçasıyız. Yaratılışın bir parçasıyız. Ve biz bu yaratılışı, yaratanın, sen de bir yaratan olarak o yaratanın gözlerinden izlemeye geldin. Ve her anı, o engin mutluluğu, huzuru, o güzelin büyüğü sadece izlemeye geldin. Bu kadar. Hiçbir şey sen kontrol etmiyorsun. Ne geleceğini, ne geçmişini. Kendi bedenin, düşüncelerini, duygularını bile kontrol edemiyorsun. Kontrol etmenin de gerek yok zaten. Zaten herkesin yaptığını ya da size öğretileni ya da
o sizin egonuzun, sizin yaşamaya alıştığınız o zihninizin oyunlarıyla oyunlarından çıkmaya başladığınızda asıl gerçeği görmeye başlayacaksınız. O duyguların, düşüncelerin, geçmişin, geleceğin siz olmadığınız, sizin sadece şu anınızın olduğunu ve tek gerçeğin de şu an senin olduğundur. Her şey şu an gerçekleşiyor. Sen bu bedenin içine girmiş, bilinç, farkındalık, ruhtan başka bir şey değilsin. Ve bu bedenin içerisinde bu dünyayı sen tecrübe edinmeye, yaşamaya geldin. Ruhunu zenginleştirmeye. Ama bu beden sen değilsin, bu bedenin hissettikleri sen değilsin. O duygular, düşünceler, akıl, aslında gerçek olmayan hiçbir şey sen değilsin. Evrenin en büyük anahtarı ne biliyor musunuz şu an? Farkında olmak. Her şeyin farkında olmak. Zaten asıl o düşüncelerden, duygulardan, geçmiş, gelecek sıkıntılarından, olmadığınız ya da olmak istediğiniz zannettiğiniz illüzyondan çıktığınızda asıl zaten kendi özünüze döneceksiniz. Evrenin özüne, ruhunuza mı artık, Tanrı'na neye inanıyorsanız. Kendi özünüze döneceksiniz. Ve arayış son bulacak. Onun için diyorum, senin geleceği, geçmişi düşünmene gerek yok. Çünkü sen şu an zaten buradasın. Sağlıklısın. Hayatta ihtiyacın olan her şey var. Beden, sağlığın, yatacak bir yerin, yiyecek yemeğin. Hayatta kalmak için belli bazı şartlı şeyler vardır. Bunun geri kalanı sadece bu matrix sistemde senin öğrendiğin, sistemin öğrettiği ve egolarının, zihnin sana oynadığı oyunlardan başka bir şey değil. Gelecek zamanı gelince zaten olacak. Bakın, siz aslında beni şu an dinlemiyorsunuz bile. Hiçbir şey gerçek değil. Gözlerinizin sadece, zihninizin size sadece bu gözlerle yaptığı bir illüzyon. Siz sadece bu bedenin gördüğünü zihin aracılığıyla hissediyorsunuz. Tecrübe ediniyorsunuz. Bu kadar. Aslında ben bile gerçek değilim. Sadece zihniniz size bu oyunu oynuyor ve size inandırıyor. O kadar bağlanıyorsunuz ki bu gerçeklere. Hani gerçek olduğunuz, hani rüyaya girersiniz, rüya olduğunuzu anlarsınız. Aslında bu rüyanın gerçek olduğuna çok inanıyorsunuz ki. Korku, gelecek, geçmiş, travmalar. O kadar bağlanıyorsunuz ki kendinizi, özünüzü kaybediyorsunuz. Geleceğiniz de mahvolsa, geçmişiniz de kötü olsa ne olacak? Hayatta kaybedeceğiniz ne var? Siz bu dünyaya bir beden olarak geldiniz, ruh olarak geldiniz. Ve bu beden de gidecek. Ama siz bir şey kaybetmeyeceksiniz ki. Siz zaten hep var olmuş varlık, ruhlarsınız, farkındalıksınız, bilinçsiniz, enerjisiniz. Bu dünyadaki her şey bu beden için, sizin için değil. Siz bunları tecrübe etmeye geldiniz. Onların kölesi olmaya değil, geleceğin, geçmişinin kölesi olmaya değil. Onları siz yaratmaya geldiniz, gözlemlemeye geldiniz. Bu güzelim yaratılışı büyüsüne kapılıp sadece şu an yaşamaya geldiniz, bu kadar. Belki dediklerim garip geliyor olabilir ama düşünmeye, geleceği planlamaya, geçmişi düşünmeye, yanınızda getirmeye, duygulara, düşüncelere, bunlara kapılmayın. Çünkü zaten bunlar sizsiniz. Zaten olmadığın bir şey olmaya çalışma. Ona da gerek yok. Sen zaten olduğunsun. Olmadığın bir şey yapmaya çalışma. Kalbini dinle. Diyorsun ki geçmiş, tabii geçmiş sürekli. Düşünme. Geliyor, geliyor ama tutan sensin. Ya da geleceği düşünüyorsun. Niye geleceği düşünüyorsun? Geleceğin burada, şu an. Ya stres geliyor, korkular var, hayat. Hayır, stres de yok, korku da yok. Onlar geliyor ama onları tutunan sensin. Tutunma, bırak, geçsin gitsin. Nefes al, ver. Bak 5 dakika sonra kalıyor mu? Kafanda büyüten sensin. Ya şey gibi düşün. Bir tane sinirli bir adam geliyor, sana saldırmaya çalışıyor. Ama eğer sen ona karşılık vermezsen, çatışacak birini bulamaz. Değil mi? Kavga da büyümeden gider. Çünkü sana saldıramayacak, saldıracak birini arıyor. Ama eğer sen o adamı öfke ya da gelecek ya da geçmiş gibi, eğer sen ona tutunursan, onunla kavga etmeye başlarsan, kavga daha da çok büyür. Her zaman böyledir. Büyüten sensin. Bu hayatı kafanda büyüten de sensin. Çünkü sen hayatın ta kendisisin. Gelecek de sensin, geçmiş de sensin. Onu büyüten de sensin. Unutacak olan da sensin. Geçmiş, geçmişte kaldı. Ama peki geçmiş nerede? Hani size soruyorum. Hani diyeceksiniz ki geçmiş var işte, bilmem ne falan. Hani kanıtlar göstereceksiniz. Nerede? Bana kanıtlayın. Geçmiş nerede?
Eğer bana kanıtlamaya çalışacaksanız ve geçmişte değil diyeceksiniz, o zaman gösterin geçmiş nerede? Çünkü onlar kafanda oldu bitti. Geçmişi de şu an getiriyorsun sen aklına, geleceği de şu an getiriyorsun. Her şey şu an oluyor. Diyeceksiniz ki işte aa bak bu 5 yıl önceki fotoğraf gerçek değil mi? Dostlar o fotoğraf şu an gösteriyorsun bana. Geçmişi değiştiremezsin. Geçmiş oldu bitti. Sen geçmişi şu an bana gösteriyorsun. Tamam diyeceksiniz ki o zaman tecrübeler. Geçmişteki tecrübeler nasıl şey? Tamam siz şu ansa buradaysanız geçmişten dolayı ama onlar yaptığınız geçmişteki tüm anılar her şey tecrübe. Tecrübeden başka bir şey değil. Şu an geçmiş anılarınızı tecrübeleriniz getireceksiniz ama onlar tecrübe oldu bitti. Tüm her şeyi iyi kötü her şeyi aldınız bugüne geldiniz. Bitti. Onların hiçbir şeyi gerçek değil. Yaşadığın sadece bir tecrübe. Hisler de bir tecrübe. Duygu düşünceler de tecrübe. Görmeniz de bir tecrübe. Siz sadece buraya tecrübe edinmeye geldiniz. Ruhunuzu zenginleştirmeye, geliştirmeye geldiniz kendinizi. Öğrenmeye geldiniz. Bu güzellikleri görmeye geldiniz. Aslında her şey tecrübe. Hani ayrılık illüzyonu vardır ya dostlar. Aslında herkes inanır. Cennet, cehennem, mutluluk, mutsuzluk. Aslında mutluluk da mutsuzluk da yok dostlar. Tek bir şey var. Tekillik var. O her şeye ya da hiçliğe erişmek var. Her şeyi bir bütün olarak görüp seni beni ayrı değil aslında hepimizin bir olduğunu görmek. Aslında savaştığınız içinizde gerçek olmayan her şey bu evren sizsiniz. Tanrı'nın bir parçası olan sizsiniz. Dışarıda hayalini kurduğunuz her şey de sizsiniz. O evlerde sizsiniz. Bu evrenin parçasınız. Toprağın da bir parçasınız. Evrenin de enerjisiniz siz. Her şey sizsiniz. Siz aslında o mutluluğu, mutsuzluğu bilmem neyi takip ederken ya da bana anlatırken o objeleştirdiğiniz, isimleştirdiğiniz şeyleri ya da size öğretilen şeyleri, kişilik diye bahsettiğiniz onların hepsi aslında tecrübe. Sadece farklı tecrübeler, farklı isimler verilmiş. Ama hissettiğiniz tecrübenin hepsi aynı. İçinizde oluşan duyguların hepsi aynı. Even, hatta o duyguları bile bana anlatmak isteseniz anlatamazsınız. Çünkü hepsini objeleştirirsiniz bana. Çünkü duyguları bile açıklamak imkansız. Çünkü hissettiğiniz tüm duygular aynı şey. Aynı tecrübe, duygu, hiçbir farkı yok. Siz sadece diyeceksiniz ki şimdi mutsuzluk, mutluluk, geçmiş, gelecek hepsi farklı. Hayır farklı değil. İnsanlar size bunu öğretti. Bunu şey yapınca mutsuz olmam lazım. Bunu görünce mutlu olman lazım. İnsanlardan gördüğün, öğrendiğin için öyle. Ama aslında o gerçek değil. Onun için diyorum olanlar oldu. Onları buraya getiren sensin. Götürecek olan da sensin. Şunu diyeyim. Her şeyi getiren hafıza aslında zihnin bir oyunu. Hiçbir farkı yok. Her şeyi zihin üretiyor. Hiçbir şey gerçek değil. Bakın. Geçmişte gerçek değil. Hatta size şu an gelen duygular, düşünceler, gelecek, kaygılar hiçbir şey gerçek değil. Zihnin oyunu. Zihin üretiyor ve bunların hiçbiri gerçek değil. Ve şu an tek gerçeklik ne biliyor musun? Sensin. Tek gerçeklik şu an. Başka bir şey yok. Şu an. Yani etrafınıza bakın. Geçmişte, gelecekte yok burada. Sadece etrafımda şu an var. Şu an yaşıyorum ben. Ve şu an haricinde zihninizdeki duygular, düşünceler, kaygılar, gelecek, geçmiş çıkarttığınızda geriye kalan ne oluyor sizce? Açıklayamazsınız değil mi? Çünkü size kimse bunu öğretmedi. Geleneksel öğrendiğiniz yönden bir şekilde açıklayamazsınız. Ne objeleştirebilirsiniz, ne etiketlendirebilirsiniz, ne isimlendirebilirsiniz onu. Sadece tecrübe edinirsiniz. O zihninin ürettiği senaryolardan ibaret. Hiçbir şey gerçek değil. Sen sadece şu an tecrübe ediyorsun. Hiçbir zaman gelecek gelmeyecek. Geçmiş de gelmeyecek dostlar. Ha şey yapabilirsin. Olmayan gelecek ya da olmuş bitmiş geçmişin cehenneminde yaşayabilirsin. Şu anı cehenneme çevirebilirsin ya da şu anı güzelleştirirsin ya da şu an yaşarsın. Yani şu an değerini bilirsin. Zihnin sana gösterdiği senaryolara tutunarak kendine cefa çektiren sensin. Ne geçmiş ne gelecek ne o senaryolar ne düşünceler ne sinirler ne duygular. Ne geçmiş sana bunları yaptırdı ne de şu an hissettiklerin şu anki durumundan kaynaklı ya da istediğin gelecekten kaynaklı. Sen sadece şu an stresin kölesisin. Stresin, korkuların kölesisin. Kölesi olan sensin, başka bir şey değil. Sen o kadar zihninin, egonun kölesi olmuşsun ki o zihnin sana oynadığı oyunlar, hisler, duygular, senin kontrol edemediğin gelen düşünceler, duygular bile
sen olduğunu zannediyorsun. O kadar alışmışsın ki, o kadar bağlanmışsın ki sen buna. Onun için illüzyondan çık. Senin hayatın yok. Sen bu hayata bağlı değilsin. Sen hayatın ta kendisisin. Onun için diyorum hep. O cenneti bulmak için diğer tarafa gitmenize gerek yok. Sen hayatın ta kendisisin. Ve istersen bu hayatı cennete çevirirsin. Kendini cennete çevirirsin ya da cehenneme çevirirsin. Bu kadar. Her şeyi kendine yapan sen sensin. Başka bir şey değil. Sen hayatın ta kendisisin. Çünkü sen burada olduğun için hayatta var. Sen varsın. Sen yoksan hayatta yok. Sen hayatın ta kendisisin. Sen olmazsan tecrübe edeceğin, burada tecrübe edeceğin hiçbir şey olmayacak. Sen, sen değilsin. Ben, ben değilim. Hepimiz biriz. Her şey bir aslında. Bir sistemin parçası, düzenin, evrenin, yaratanın parçasıyız biz. Hiçbir şey içinde olmuyor. Aslında hiçbir şey olmuyor. İçindekilerin gerçek olmadığını, aslında içinde hiçbir şeyin olduğunu, aslında bu gerçek sistemin, gerçeğin farkına vardığında göreceksin ki dışarıdaki dünyanın senin üzerinde hiçbir kontrol yok. Aslında o zaman özgürleşeceksin. Ve sonrasında sonsuz aşk ve mutlulukla şu an yaşayacaksın. Ve gerçek aşkın, gerçek sevginin gerçek olduğuna inanıp şu anın büyüsüyle yaşadığın her an, her an her şeyden zevk alıp mutlu olacaksın. Gerçi zevk bile almayacaksın. Tatmin olmaya bile çalışmayacaksın. Çünkü sen zaten bir bütünsün. Tatmin olmana gerek yok. Çünkü ne yaparsan yap tatmin olamayacaksın. Bunu sen benden daha iyi de biliyorsun. Ne kadar ararsan ara. Nerede ararsan ara. Bağımlılıklar, aşk, materyal, obje hiçbir zaman tatmin olamayacaksın. Çünkü bugüne kadar her şeyi aldın, denedin. Şimdiye kadar yapabildiklerin. Hiçbir şey seni tatmin etmiyor. Çünkü gelecek ne zaman ne zaman. Çünkü hiçbir zaman tatmin olamayacaksın. Bunu sen de iyi biliyorsun. Ne yaparsan yap. Sen bir beden, form değilsin. Bunun içine girmiş bir farkındalıksın. Ruhsun. Onu tecrübe eden sensin. Ama bu beden, form, duygular, düşünceler sen değilsin. Senin aslında bu bedenin hissettiklerine izin vermen, onlara bağlanmaman gerek. Ve gelip geçmesine izin vermek. Sonrasında göreceksin zaten. Onları sen olmadığın farkına varacaksın. Senin sadece bir tecrübe edinen, bir farkındalık, bir engin güzellik, ruh olduğunu göreceksin. Bakın benim bulunduğum durum da aynı. Hani bana da sürekli duygular, düşünceler geliyor ama her zaman da gelecek. Ego hiçbir zaman ölmeyecek. Ego küçük bir çocuk gibi her zaman sizinle savaşacak ama onlara bağlanmamayı tercih edecek de sizsiniz. Ben bağlanmıyorum. Geliyor, geçiyor. Alakasız şeyler, geçmiş, gelecek. Olmayan şeyler gelip geçiyor. Bakın, gelip geçmesine izin verirseniz acının son olacağını göreceksiniz. Acının gideceğini göreceksiniz. Var olmadığını göreceksiniz. Yani her şeyin olduğunu göreceksin. Oluyor da. Ve bu her şeyin kimseye olmadığını göreceksin. Aslında bu zihnin aslında bir o kadar salak, salakça olduğun ama bir o kadar da dehai bir yapıda olduğunu göreceksin. Büyüleyici. Hem biz o kadar salak, oyun oynayan küçük çocuk gibi ama bir yandan da büyüleyici. Ama bir yandan da sana sürekli yalanlar söylediğim. Benim dediklerimi anlamana gerek yok aslında. Çok düşünmene, analiz etmene, kafana sokmana, çıkar yapmana, yani içinde muhakeme yapmana falan gerek yok. Sadece farkına varmaya çalış, bu kadar. Dediklerim sana doğru veya yanlış gelebilir. Onları doğru veya yanlış olarak algılama. Farkına varmaya çalış. Tecrübe edin. Bu kadar. Ve bırak zihnin onunla ne yapmak istiyorsa yapsın. Sen sadece gözlemle. Duygu, düşüncelerinden, her şeyden kendini arındır. Sonra farkına varacaksın ki aslında sen hiçbir şey kontrol etmiyorsun. Ne nefesin, ne bu bedenin, ne duyguların, ne düşüncelerin, korkuların, geçmiş gelecek. Hiçbir şey sen kontrol etmiyorsun. Onlar sana geliyor sadece. Sen sadece şu an yaşıyorsun. Her şey şu an oluyor. Senin hayatın yok. Hayat sensin. Yakında hepinizin farkına varacağını biliyorum dostlar. Farkına varınca ve zihninizi boşalttığınızda ve şu an yaşamaya başladığınızda geriye kalacak olan ne biliyor musunuz? Sadece aydınlanma ve uyanış. Umarım ruhunuza dokunabilmişimdir dostlar. Benim dediklerimin hiçbiri doğru değil dostlar. Yanlışlı değil. Doğru yanlış diye bir şey değil.
Sen ben diye bir şey yok. Hepimiz biriz. Siz sadece tecrübe ediniyorsunuz. Sadece farkına varın. Dediğim gibi zihniniz bu videoyu alsın. Ama zihninize siz bağlanmayın. O duygulara, düşüncelere bağlanmayın. Gelip geçsin. Sadece tecrübe edin. Çok teşekkürler. Yorumlarınız olursa beklerim. Sorularınız olursa da. Huzurlu günler. Görüşürüz. Bay bay.